Bir kamp dönemi gerçekleştireceğiz. İlk başta geniş bir oyuncu havuzuyla çalışmıştınız. Şimdi yavaş yavaş 12 kişilik kadroya doğru gidiyoruz. Bu geride kalan çalışmalar nasıl geçti? Gelecek Slovenya kampı nasıl olacak? Şimdi biz başından beri, bu benim milli takım koçu olarak 4. majör turnuva olacak. Başından beri ilk geldiğimiz ilk turnuvadan sonraki tespitimiz hep şeydi. Milli takımdaki oyuncu havuzu çok dar. Çok az insan arasından seçebiliyoruz. Hala sayı artmış değil ama 22-24 kişiyi zor belirlerken şu anda 30-32'lere çıktık. Amacımız bu sayıyı 40, en az 40'a çıkarmak havuzu. Onun için böyle daha az oynamış oyunculardan, daha az sorumluluk almış oyuncular, daha önce milli takıma çeşitli sebeplerden gelememiş oyuncular. İşte zaten 3-5 günlük kamp olduğunda o pozisyonda fazla adam olduğu için düşündüğümüz ama alamadığımız oyuncular. Ve genç oyuncular. Bunları bir araya aldık. Esasında tam hayal ettiğimiz gibi olmadı ilk kamp. Çok önem verdiğimiz 3-4 oyuncumuz ciddi sakatlık sorunu yaşadı. Özellikle gençler. Daha çok onlar açısından çok üzgünüm. Yani büyük şanssızlık yaşadık. Ama sporun içinde bunlar var. Onun dışında bizim milli takımda oluşturmak istediğimiz ya da bir kısmı oluşmuş olan kültürümüzün büyük kısmını bu yeni gelen arkadaşlara anlatma şansımız oldu. Yani bundan sonraki dönemde artık Kasım, Şubat maçlarında herhangi bir oyuncunun bir sakatlığı olduğu bir durumu, inşallah hiç olmaz öyle şeyler de, özel bir durum olduğunda hani eyvah nasıl oynayacağız, kimi alacağız durumu yaşamayalım istiyoruz. Ve bence bu yönde de büyük adımlar attık. O yönden faydalı geçti kamp. Şimdi Slovenya kampına gelince biz her sene artık şey oldu, klasik gibi en önemli hazırlık dönemini orada geçiriyoruz. Yani çok bize uygun bir kamp ortamı, izole bir yer. Oyuncular da çok seviyor, hepimiz çok seviyoruz. Çok iyi bir çalışma ortamı var. Bizim esas bu bütün hazırlık dönemimizin her şeyi önümüzdeki 12 gün içinde orada oturtuyoruz. Ben iyi geçeceğini görüyorum. Oyuncular 2 gündür antrenman yapıyoruz, çok iyi geldiler. Büyük hayallerimiz var. Zaten hani uzun süredir beraber çalıştığımız oyuncular, yani bu kampta ilk defa bizimle olan bir oyuncu yok. Bu da büyük avantaj. Bakacağız yani, maç maç bakacağız ama hani büyük hayallerimiz var, büyük hedeflerimiz var. Bunu yapacak motivasyonumuz var, tecrübemiz de olduğunu düşünüyorum. Göreceğiz bakalım. Şampiyonadaki rakiplerimiz hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi Nijerya, Arjantin ve Avustralya ilk grubumuz. Nijerya'da iki tane hazırlık maçı yaptık, İstanbul'da farklı kazandık. Arjantin'le olimpiyat elemesinde oynadık orada, onu da çok farklı kazandık. Hani bunları farklı kazanmış olmak ya da kazanmış olmak hiçbir şey ifade etmiyor. Yani yeniden bir maç oynanacak. Nasıl ki biz gelişmek istiyorsak onlar da gelişmek istiyor. Nijerya çok atletik bir takım. Oyuncuların aşağı yukarı tamamı Nijerya dışında oynuyor. NCAA'lerde oynayan bir sürü oyuncuları var. Avrupa'nın Euroleague oyuncuları var, Eurocup oyuncuları var. Yani çok atletik bir takım. Ama yani yendik daha önce, yine yeneceğiz yani. Başka bir sonuç düşünmüyoruz. Arjantin, onlar da bizim gibi bir jenerasyon değiştiren bir takım. Günden güne daha iyi oynuyorlar. Arjantin'in daha iyi, sert geleceğini düşünüyorum. Burada Avustralya var. Avustralya'da bir takım oyuncuları, onlar da bizim gibi ufaktan bir jenerasyon değişikliğine gittiler. Bir takım çok önemli oyuncuları basketbolu bıraktı. Tabii bana göre dünyanın en iyi 2-3 oyuncusundan biri oynuyor Avustralya'da, Liz Kenmich. Hani gerçekten dünya kadın basketbolunun yönünü değiştirmiş oyunculardan biri. Bu olimpiyatlarda oynamıştık, aynı gruptaydık. Son bir dakikada kaybettik. Bu sefer biz kazanacağız inşallah. Yani onun için hazırlanacağız. Yani çok ciddi bir takım Avustralya, çok kuvvetli bir takım, favori. Ama hani oynadık. Bir iki topta şanssızca kaybettiğimiz bir maç oynadık bunlarla. Bakacağız yani. Biz çok optimistik bakıyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.